Hadi aç kapıyı bakalım. Kızım. Denizim. Torunum benim. Canım. Bir tanem. Öpmeyecek misin babaanneni? Babaannen seni çok özledi. Ne kadar büyümüşsün. Çok güzelsin. Kim geldi Deniz? Eski kaynanam geldi. Ne yüzle geldi bilmiyorum. Gelinim. Kerime'm. Her şeyi söyleyebilir. Yaptıklarımı yüzüme vurabilirsin. Ben sana ne kötülükler yapmışım meğer. Kerime'm. Gelinim. Sana kalkan elim kırılsaydı. İftiranı yapan dilim kurusaydı. Ah kafam, ah, ah. Olan oldu. Şimdi ne istiyorsun onu söyle. Yine huzurumu bozmaya geldiysen kapı orada. Ne söylesen, ne desen haklısın. Her şeyi yüzüme vursan bir şey diyemem artık. Buraya bir şey istemeye gelmedim. Af dilemeye, ayaklarına kapanmaya, helallik almaya geldim. Eden bulur. Ben de bir zamanlar senin gibi yapmıştım. Bak, şimdi sokaklardayım. Eden bulur. Ne diyorsun sen be? Koca karı. Hadi bakayım. Hadi.
sana dedim bu salak kızla evlenme diye. Bir laf et, bir ondan yana ol. Haram ederim emzirdiğim sütümü. Analık hakkımı helal etmem sana. Bırak defolup gitsin. Hadi içeri. Ama hadi anne, bakayım. O ne olacak? Yürü dedim, yürü. 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 Boşanacaksın o kadından, hem de tezelden. Ama anne. Aması maması yok bu işin. Boşanacaksın dedim. Sana kadın mı yok? Hem de daha güzelleri, daha gençleri. Sen annene güven oğlum. Şevkim benim. Sen daha iyilerine layıksın. O uyuz pısırağı mı kaldın sen? Geç oğlum şöyle. Geç, geç. Sanem'i biliyor musun? Sanem'i. Hani Perihan Hanım'ın kızı. Maşallah boy pos yerinde. Sen de ta bekarlığından beri gözü varmış. Ama sen onu görmemişsin. Kız geçen de utana sıkıla söyledi bana bunu. Onu sana alacağım. Ama Kerim'i? Ay başlatma şimdi Kerimen'den. Varsın gebersin canım. Ay ne salak şeydi o öyle. Laf anlamaz, dinlemez, mıymıntının tekiydi. Ay nasıl gelin diye bu eve soktum anlamıyorum. Ama artık kurtulduk. Yarından itibaren de boşanma davası açıyoruz. Bakıp durma pencereden öyle. Gidecek bir yeri yok. Kimsesi yok. Aç tasası bize mi düşmüş? Ye yavrum sen ye. Oh 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 oh. Oh. Bak çıtır çıtır. Şimdi ben nereye gideceğim? Sus yavrum sus. Evimize gidelim anne. Babama gidelim. Ah! Sen hala burada mısın? Boş ver. Sana karı bana gelin mi yok? Hadi daha sabah işe gideceksin. Hadi iç şunu. İç 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 iç. İç. İç 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 iç. Geceyi burada geçireceğiz kızım. Evimize gitsek ya, yatağımızda uyusak. Gidemeyiz kızım. Babaannem bizi istemiyor artık. En güvenli yer burası. Kötülerin gözünü patlatırım. Hele bir gelsinler. Anneciğim. Yavrum, kızım.
Güle güle oğlum. Güle güle bir tane. Şevki! Duydun değil mi dediğimi? Bugün avukatla konuşmaya gidiyorum. Boşanma işlemlerini başlatıyorum. Cevap vermedin. Kerime'nin ne günahı vardı anne? Ne desen gıkı çıkmazdı garibin. O yetim anne, yetim. Şuna bak, şuna. Hala ne konuşuyor? Ben mi suçluyum yani? Onu mu demek istiyorsun? Yok, hayır. Öyle demek istemedim. Ben oğlum için saçımı süpürge edeyim, yemeyeyim, yedireyim, büyüteyim, besleyeyim. Onun için her şeyi yapayım. Sonra elin kızı gelsin, alsın benim biricik oğlumun aklını çelsin. Şunun dediğine bakın. Ben oğlumu o sünepenin elinden kurtarmaya çalışıyorum. Onun dediğine bakın. Tamam anne, tamam. Özür dilerim. Oğlum, bir tanecik yavrum benim. Bir taneciğim. Annen sana kurban olsun. Şevkim benim. Takma o salağı kafana. Bırak, ne yaparsa yapsın. Ben seni yeniden evlendireceğim Şevkim. Geldin kız sünepe. Sen aptal mısın, salak mısın? Bu evde senin yerin yok. Anlamadın mı hala man kafa? Oğlumu sana yedirmem. Hadi şuradan. Salak şey. Hadi. Yuvamı yıkma. Ne olur. Bana acımazsan torununa acı. O senin torunun. Ne olur. Şimdi de kızlarımı kullanıyorsun. Utanma. Anne. Anne ben ne yaptım sana? Anne bana acımazsan yavruma acı. Torununa acı. Yuvamızı yıkma anne. Defol. Artık bu eve sen giremezsin. Bugün boşanma davası açtık sana. Kendisi mi istedi? Hı hı. Bak Şevki de geldi işte. Kendisine sor. Söyle. Versene şunun cevabını oğlum. Ver de defolup gitsin. Demek öyle. Demek öyle Şevki. Ben sana güvenmiştim. Ben sana çok güvenmiştim. Şevki, bir kere konuş. Bir kere bir laf söyle. Şevki, yüzüme bak. Kızına bak. Bu senin kızın. Bizi sokağa mı atıyorsun? Cevap ver bana. Dün geceyi cami avlusunda geçir. Şevki, bir kere konuş.
Annem beni hep aşağıladı. Bu eve gelin geldim geleli azarladı. Sen sustun. Dövdün, sen sustun. Artık konuş Şevki. Konuş Şevki. Hadi. Rahat bırak oğlumu. Defol git buradan. Ne utanmaz kadınsın sen. Defol. Cüzdanını evde unutmuş. Beş parasız ne yapacaklar? Bize ne? Bize ne canım? Allah Allah. Hangi yüzde geldin buraya? Amca, sen haklıymışsın. Ben hata yaptım. Kaynanan beni evden kovdu amca. Kocam olacak adam da sesini çıkarmadı. Tekerle kırıldıktan sonra ben sana ne diyeyim? Büyük sözü dinlemedin ki. O zaman da söylemiştim. Sana çok söyledim. O adamdan sana hayır gelmez dedim. Rahmetli baban seni bana emanet etmişti. Ama sen gönlüm var dedin gittin. Beni hiçe saydın. Olacağı buydu. Affet beni amca. Kardeşimin emaneti. Adın neydi senin? Deniz. Al. Senin olsun. Ama bizim paramız yok ki. Ben senin amcanım. Annenin amcasıyım.
Senin de amcanın. Hadi al bakalım. Alayım mı anne? Ah. Teşekkür ederim. Çocuğu ne yapacaksın? Amca, bana sadece bir iş bu. Çalışıp çocuğuma bakmak istiyorum. Bana iş bulabilir misin? Bize gidelim. Yük olmak istemem. Sen benim rahmetli kardeşimin emanetisin. Biliyorsun, yengem beni istemez. O da insan. Bir yolunu buluruz elbette. Merak etme sen. Çocuğunla sokakta kalacak değilsin ya. Deniz, biliyor musun torunlarım da var evde. Çocuklar, bağırmayın. Bak, kapatırım şu tren istasyonu mudur nedir? Kapat. Duymuyor musunuz? Size söylüyorum. Geliz. Size söylüyorum. Bak kapatırım. Kapatayım mı? Tamam babaanne. Kapatayım mı? Sesimizi çıkartmayacağız. Kapatma babaanne. Islı ıslı oynayacağız. Dedeniz de geldi. Gelsin de sizi kulaklarınızı çeksin. Ah İsmail, ah, ah. Semih, bak sana kimleri getirdim. Kerime'yi hatırladın değil mi? Bu da Deniz. Bir çocuk daha mı? Kaynanası evden kovmuş. Birkaç gün bizde kalacaklar. Sonrası Allah kerim. Ne o? Memnun olmadın mı? Geç kızım içeri geç. Torunlar şaşkına çevirmiş bizim hanımı almışlar. Hadi çekinme. Geç. Geçin geçin. Erkan. Yeliz. Bakın size arkadaş getirdim. Deniz sizin akrabanız. Dedenizin abisinin kızının kızı. Dadının dıdısı. Öyle deme hanım. Kan bu. Çabuk kaynaşırlar. Kandır çeker. Semiha, misafirler aç. Hazırda ne varsa... Yardım edin yenge. Kerime, gel otur sen. Gel otur evladım, gel. Aldırma sen. Her şey yoluna girer. Otur. Ne hazırlayayım şimdi? Dışarıda yedirseydin. Peynir, zeytin ne varsa. Yok, helal olsun kaynanasına. Kardeşimle evlenmedi. Gitti o pısırıkla evlendi, o olsun. Tamam artık, olan olmuş. Kaç gün kalacak? 3 günden sonra kovarım, haberin olsun. Saçmalama Semiha. Özbeöz yeğenim o benim. Hatırım için sabırlı ol. Ne yapayım canım, sevmiyorum. Zamanında az yalvartmadı beni. Elime düştü şimdi. Fazla oldun ama ha. Çarpacağım bir tane. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim avukat bey. Tek celsede çok başarılıydınız. İşte bu kadar. Kurtuldun o kadından Şevki. Hoşça kalın. Ben yazıhanenize uğrarım avukat bey. Tabii beklerim. Şevki. Şevki. Oğlum. Şevki. Oğlum. Oğlum diyorum. Bekle beni. Beklesene oğlum. Ne oluyor sana? Mutlu olmadın mı yoksa? Kaldır bakayım başını. Tüh sana.
Şuna bak. Bir de ağlıyor. Bir de erkek olacaksın. Sil bakayım gözyaşlarını. O karıdan kurtuldum diye göbek atman lazımken yaptığına bak. Bir de ağladığını gör. Seni yeniden evlendireceğim yavrum. Yeniden düğün yapacağım. Hadi, hadi gel oğlum evimize gidelim. Bu işe çözüm bul artık İsmail. Ben evimde safra istemem. Ben mi dedim ona gitti onunla evlen diye? Evlenmeseydi. Kendi akraban olsa ses çıkarmazdın ama. Benim akrabalarım yapmaz öyle şey. Bıktım artık çocuk bakmaktan. Ben Semiha. Haklan dostum. Durmadan yemek, bulaşık, temizlik. Gitti artık be. Gitti. Semiha dedim. Bıktım usandım. Dostum, kimseyi istemiyorum. Bana canım el alemin problemi. Amca. Aldı mı dostum? Aferin sana dostum. Hadi dostum biraz daha. Biz gidelim. Öyle şey olur mu? Ne olursan başaracaksın. Size rahatsızlık vermeyelim. Gidelim evet, artık dostum. Biz. Nereye gideceksiniz? Buluruz bir yer. Olur mu öyle şey? Araba gibi hızda gidiyoruz. Seni bu haline sokağa mı bırakacağım? Yakışır mı bana? Sen onu aldırma. Bu evin reisi benim. Ben ne dersem o olur. Hele dur. Önce bir iş bulalım. Sonrası kendiliğinden gelir. Hadi araba yarışı ol dostum. Hadi araba. Hadi dostum uçuyoruz. Dık dık şu dık şu. Dostum düştün. Arkadaşım gel seni biraz yatırayım. Yaralarını, mikrobunu kıralım. Hadi dostum biraz iyileşti. Hadi girelim o kadar dikten bir şey olmaz. İsmail abi her şeyi anlattı bana. Neyse bunlar beni ilgilendirmez. Bu apartmanın sadece temizliğine değil, bahçesine, servisine de bakacak birine ihtiyacımız var. Durumunuzu bildiğimden sizi biraz rahatlatmak istiyorum. Aslında prensibimiz değil ama ilk aylığınızı da peşin vereceğim. Allah razı olsun. Bu küçük güzel kız da oynar buralarda. Yalnız dikkat edin, apartmanda bazı pimpirikli daire sahipleri var. Aman ha, fazla gürültü yapmasın. Yapmazsın değil mi kızım? Yapmam. Ne zaman başlayayım? Hemen. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bırak oynamayı da şu kovayı doldursunlar rica et. Hadi ver onu bana. Başka kapıya. Hadi. Allah Allah. Annem vermiyor. Tamam kızım ağlama. Gel aşağıdan alın olur mu? Hadi. Buyurun. Kusura bakmayın, yine su isteyeceğiz. Tabii. Sıcak mı, soğuk mu? Soğuk. Yukarıdaki kadın vermedi de. Beril Hanım mı? Evet. Ay ondan bir şey istemeyin. Ne yapacağı belli olmaz. Evet, denize bağırdı zaten. Ay senin yüzün ondan mı gülmüyor bir tane? Evet. Boş ver sen onu. O kafadan çatlak biraz. İşinizi bitirin çay içeriz beraber. Getiriyorum şimdi. Hey.
Geldiler, geldiler. Bak. Ay, ne salak bir adammış bu be. Sus kızım, duyacaklar. Biraz yüzün gülsün. Mahkeme duvarı gibi suratla kız mı istenir? Sana bebek gibi kız alıyorum. Sakın kızın karşısında patavatsızlık edeyim deme. Süzme salak olduğunu anlamasınlar. Ay, ne oldu yine? Hiç. Artık Kerime'yi unut. Bitti her şey. O senin karın değil artık. Resmen boşandınız. Şimdi yeni bir yuva kurmanın zamanı. Hadi bakalım, hadi yürü. Dik dur. Sakın saçma sapan konuşma. Bırak çekeyim. Böyle nimet her zaman insanın ayağına gelmez. Araştırdım. Yok. Kadının bahçeli müstakil evi var. Dükkanlar, kiralıklar. Dünyalık gani. Nikahtan sonra kapı dairesinde çok işimiz olacak desene. Sus kız. Duyacaklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu salağın kahvesine bir tüküreyim mi kız anne ha? Dur kız. Ay, özür dilerim anneciğim, geç kaldım. Bakalım kahvemi beğenecek misiniz? Teşekkür ediyorum canım kızım benim. Ay, çok nefis, ellerine sağlık. Şu boya, şu endama bir bak. Bir bak. Teşekkür ederim. Perihan Hanım. Dünya güzeli bir kızınız var. Maşallah. Otursana yavrum. Ne bekliyorsun ayakta kızım? Otur kızım, otur. Otur demeden oturmuyor. Bu zamanda böyle kız. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Salak! 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 Sus bakayım. Salak! Damat! Sus bakayım. Damat! Tamam, tamam. Oğlum sussana. Damat! Sus dedim. Siz devam edin efendim. Salak! Sebebi ziyaretimiz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bu bir tanecik, bu güzel melek kızınızı biricik oğluma, kuzuma, şevkime istemeye geldim. Eğer siz de uygun görürseniz... Deniz, kızım başka yerde oyna. Siliyorum burayı bak, hadi. Gürültü yapmasana be çocuk. Git dışarıda oyna. Park mı burası? Ben mecbur muyum senin gürültünü çekmeye? Allah Allah. Bütün mahallenin çocukları burada. Hayret bir şey ya. Deniz, kızım gel aşağıya. Ne oldu kızım? Orada cadı kadın var anne. Sus, bir daha öyle konuştuğunu duymayacağım. Hadi gidiyoruz. Thank you.
Babam değil mi anne? Babaannem de içinde. Neden gelin arabasına binmişler? Babam kendine gelin mi almış anne? Anne ne oldu? Neden ağlıyorsun anne? Hadi çocuklar çabuk olun. Hadi bakalım. Yine gelin tamam mı benim güzel torunlarım? Tamam babaanne. Çocukları oyalama Semih ha. Anneleri babaları bekliyor. Tamam. Güle güle babaanne. Hadi bakalım. Arasma alıp babaanne. Hadi bakalım bin lira be. Bin bakalım geç buradan. Güle güle yavrularım. Annenize babanıza selam söyleyin. Söyleriz babaanne. Tamam babaanne. Sen de fazla oyalanma İsmail. Hemen gel. Beni o kadınla evde yalnız bırakma. Şu hale bak. Yakında başımıza bela olmasa bu kadın. Sana da bir şey sorulmuyor. Söylesene kız. Sarkıntılık mı yaptılar? Sokaklarda eteğini savura savura dolaşırsan olacağı budur. Valizleri topla hemen gel çabuk. Ay benim güzel gelinim gelmiş. Ay 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 ay. Çıkın şuradan be. Zaten yorulmuşum. Hadi Şevki ya. Şevki ya. Balayını bana zehir ettin vallahi ha. Sizin için yiyecek bir şeyler hazırladım. Biz tokuz. Ay hem ne var ki masada yenecek? Of çok yoruldum. Omuzlarım. Şevki. Of sırtımı. Çekil, çekil. Ne yapıyorsun? Sen ne bakıyorsun öyle? Sizi özledim de onun için bakıyorum. Bizi özlediysen taşı şu valizleri odamıza. Öyle boş boş da durma hadi. Ne duruyorsun? Taşısana. Ay Şevki ne yapıyorsun? Bir çekil ya. Bırak.
Bırak Allah'ını seversen, hiçbir şeyi beceremiyorsun. Kız, gelsene Ovedi. Sana söyledim kaynana. Hadi sene. Hadi. Ne duruyorsun? Oh hadi. Yavaş. Şu çocuğuna sussun. Allah Allah. Kaç defa söyleyeceğim yönetici bey? Bu temizlikçiyi istemiyorum. Kendisi geliyor. E çocuğunun ne işi var canım? Burası kreş mi, anaokulu mu yoksa apartman mı? Bakın Beril Hanım, bu kadının evi yok. Amcasının yanında kalıyor. Çocuğunu bırakacağı kimsesi yok ki. Yanından ayıramıyor. Bana ne ya? Versin çocuk esirgeme kurumuna. Ben bu çocuğu istemiyorum burada. İstemiyorum. Yoksa şikayet ederim polise. Niye? Bulurum. Bulurum bir sebep elbet. Allah. Gitme. Dediğimi dikkate al. Çıldıracağım. Aldırmayın ona. Her gelen temizlikçiye karşı böyle davranır. Çok huysuzdur. Apartmanda hiç kimse sevmez onu. Koskoca dairede tek başına yaşıyor. Dışarı da çıkmaz hiç. Sabahtan akşama kadar her gün evinde oturur. Kimsesi yok mu? Var galiba. Yüzünü ayda bir gördüğüm halde ben bile tahammül edemiyorum ona. Çocukları da kaçmış yurt dışına. Ne aradıkları var ne sordukları. Neyse neyse. Siz işinize devam edin. Onun dışında herkes memnun işinizden. Sağ olun. Tamam. Oğlum, gelinim, kahvaltı hazır. Otur oğlum, bir çay iç. Kahvaltı yapmadan mı gideceksin? İşine geç kalacak. Kahvaltının sırası mı? Şevki. Oğlum eve erken gel oğlum. Şevki yavrum. Sen yokken bu gelin bana çok kötü davranıyor. Yapmadığını bırakmıyor. Aha ne? Hem kendini hem de beni yaktın. Kaynana, çayları doldur hadi. Gel, gel Şevkicim ne olur. Geliyorum gelinim. Allah! Üstüne mi damladı? Yandım. Aman, aman özür dilerim canım, özür dilerim gelinim. Özür kasten dilerim. Yaptın ha? Öyle değil mi, kasten yaptın? Görmedim kızım. Vallahi görmedim. Biliyorum. Fırsatını bulsan beni bir kaşık suda boğacaksın. Yüzüme kezzap bile atarsın sen. Aa, benim be. Yapar mıymış gelinim? Seni incitir miyim? Öteki gelinine neler yaptığını, zavallı kıza kan kusturduğunu öğrenmedin mi sanıyorsun? Sen ne işten pazarlıklısın sen? İftira. Hepsi iftira. Diş geçirsen bana da aynısını yaparsın. Yağma yok. Dinsizin hakkından imansız gelir. Bugün yemek yok sana. Bir lokma, bir lokma. Hayır. Etmez. Cezalısın. Çakalarsın eski gelinine. Hadi. Anne, sen hem bu eve geldiğinden beri sanki pirinçteki taş sayısı arttı.
Ah Şevki, ah. Bu kadının gözünün doyacağı yok oldu. Evi üstüne yaptık, yetmedi. Arabayı üstüne yaptık, yetmedi. Gözünü toprak doyursun, hala istiyor. Nerede benim Kerimem? Ne güzel gelinmiş o. Annesiymişim gibi hizmet ederdi bana. Verirsen yer, alırsan giyerdi. Bu gelin nerede? Sofrasından kuş sütünü bile eksik etmiyoruz. Yine de beğendiremiyoruz kendimizi. Bu yaştan sonra gelinime hizmetçi oldum. Emekli maaşımı bile her ay avucuna koyuyorum. Yine doymak bilmiyor. Ah Şevki, ah. Yine beni mi çekiştiriyorsun sen cadı kara? Sana bu evde konuşmayı da yasaklıyorum bundan böyle, anladın mı? Peki gelinim. Sen ne dedin de ben yapmadım? Gelinim benim. Bak hala konuşuyor ya. Boğazından aşağı kızgın yağ dökerim senin. Dilin damağın kavrulur. Bir daha da konuşamazsın. Git kapıyı aç hadi. Sen de bitiremedin mi şunları hala ya? Dünür. Aa, niye konuşmuyorsun? Kızım evde mi? Allah Allah. Neler oluyor bu evde? Aa, anneciğim. Kızım. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk kızım. İyi ki geldin. Ne oldu kaynanana kızım? Dili mi tutuldu? Hoş geldin bile demiyor. Onlar cezalı anneciğim. Annem artık bundan sonra bizim evimizde kalacak. Anlaşıldı mı? Niye öyle kös kös bakıyorsunuz? Hoş geldin deseniz anneme. Hadi bu seferlik annem için yasağı kaldırdım diyebilirsin. Hoş geldin. Daha samimi. Hoş geldin dönürüm. Koş Şevki, öp annemin elini. Bana bak. Annem bundan sonra benim odamda kalacak. Eşyalarını aşağı indir Şevki sen. Sen de valizleri yukarı çıkar. E hadi ne duruyorsun? İyi ki geldin anneciğim. Burada çok mutluyum. Belli belli. Evin de çok güzelmiş. Deniz, kızım, getirsene sopayı. Muhtacı anladığında ümidi mi soruyorsun? Eşek sıpası.
seni kucaklamanın hiç bitmemesi demek. Sonsuza kadar sürmesi demek. Perihan. Ne var? Sana bir şey diyeceğim. Ama aramızda kalsın. Söyle. Gülür. Biz seninle eski toprağız. Dertleşebiliriz gibime geliyor. Tabii canım. Ben sır küpüyüm. Bana yardım et ne olur. Sana ne olmuş ki? Ben mahvoldum. Hayatım kaydı. Gecem, gündüzüm, güzel yuvam zindan oldu. Sen dert küpüne dönmüşsün kız. Anlat hadi, anlat. Aramızda kalacak. Kurtar beni. Kızın Sanem'in beni öldüreceğinden korkuyorum. Boğazından kızgın yağ dökerim diyor. Sen onun annesisin. Ne olur söyle. Beni tehdit ediyor. Allah muhafaza yapar bir gün. Ben uyurken yastıkla boğabilir beni. Korkuyorum Dünür. Sanki bu evde gelin değil, Azrail var gibi. Olur mu öyle şey? Sen onun kaynanasısın. El üstünde tutuyorsun onu. Her şeyimizi verdik. Oğlumla kulu kölesi olduk. Ama bir güler yüz göremiyoruz. Başında kocası yok mu canım? Bassın tokadı. O da çizmeyi aşmaz. Nerede? Bizim oğlan biraz terelelli. Zaten doğduğunda da böyleydi. Oğlumu da benden soğuttu. Hiç konuşmuyor benimle. Hep susuyor. Yardım et bana ne olur. Sen annesisin. Biraz ipini sıkalım şu gelinin. Tamam Dünür. Sen merak etme. Ben Sanem'le konuşurum. Bana güven. Korkarım bu başına buyrukluk, başına bela olacak. Bir ahlaksızlık yapmasından da korkuyorum. Eve gittiği geldiği saat de belli değil. Namus her şeyden önemli. Evet evet. Söylerim ben. Merak etme sen. Sağ ol. Seni iftiracı seni. Yalancı kokoş. Demek ben ahlaksız kadınım ha? Sen nesin peki? Utanmaz seni. Benim namusuma nasıl laf edersin sen ya? Beni kendinle mi karıştırıyorsun sen kokoş? Beni kimle gördün bugüne kadar? Ben öyle bir şey demedim. Kim diyor? Ben demedim. Vallahi demedim kızım. Defol git bu evden. Gözüm de görmesin seni. Defol! Yürü! Ay ben bir şey yapmadım. Yürü çık git bu evden. Sanem! Sanem! Ben bir şey yapmadım, bir şey demedim. Ben nereye giderim Sanem? Cehennemin dibine ay, çık. Sanem yapma. Aa. Ay Sanem. Nereye giderim kendine gel. Yürü. Kızım gidecek yerim yürü yok. Bırak hadi beni. Uzatma yürü. Sanem. Aa, yürü. Sanem. Sanem. Git evimden. Defol ya, git. İstemiyorum Sanem. Seni ya. Yürü dedim yapma. Defol. Bir daha da gelme. Yapma. Seni bu evde görmek istemiyorum. Ben defol. Gözüm görmesin seni. Zırlayıp durma şurada ya. Allah Allah. Ver anneciğim. Şevki. Şevki oğlum. Kurtar beni. Beni evimden kovuyor. Kendi evimden kovuyor. Benim hiçbir suçum yok. Ben suçsuzum. Defol git evimden. Defol. Bak, gördün mü? Seni oğlum bile istemiyor. Defol git şuradan. Beni dışarıda bırakma. Defol.
Şevki, oğlum. Merak etme sen, üzülme. Ben sana hem kaynanalık hem analık yapacağım. Oğlum, ben senin annenim oğlum. Yuvamız daha güzel olacak sevgilim. Ben nereye giderim? Ben nereye giderim? Ben nereye giderim? Ben nereye giderim oğlum? Ay ben sana ne yaptım sanem? Ay ben nereye gideyim? Ay, ay. Kendim ettim, kendim buldum. Kendi kazdığım kuyuya düştüm. Ağla şimdi, ağla. Kerime, Kerime benim güzel kızım. Ah Kerime, neredesin Kerime? Neredesin Kerime? Hadi bakalım. Daha hızlı, daha hızlı. Yeter, daha hızlı sallarsam düşersin. Hadi. Görüyor musun? Daha hızlı. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Hoppa. Hadi anneanne. Daha hızlı. Hadi. Hoppa. Yaşasın. Yaşasın. Hoppa. 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 Hadi hadi hadi. Dansla hadi hadi. Yavaş durma yavaş. Hadi. Hadi atla hadi çabuk. Aman dikkat edin. Abi. Dikkat et düşme. Abi. Abi ya. Güzel tırman. Ha? Tutunarak hadi, aman. Hadi 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 ya. Çok komiksin. Ah gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana. Hoppa. Hadi. Bravo. Ya ben de ama sıra. Hadi. Çok güzel. Biraz daha binmek ister misin? Ha? Hadi. Hadi. Ay, hadi. 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 Senin ne işin var burada? Nasıl girdin içeri? Kapı açıktı. Demek kapı açıktı ha? Sen her açık kapıdan girer misin? Sesler duydum da arkadaşlar oynuyor zannettim. Evime nasıl girersin sen? Hadi dışarı hadi. Hadi. Çık dışarı hadi. Aa, bileziklerim? Bileziklerim nerede? Hey hey dur bakayım. Bileziklerim nerede? Bileziklerim nerede diyorum sana. Oraya koymuştum. Nerede onlar? Bilmiyorum. Görmedim. Sen aldın. Sen aldın değil mi? Sen bir hırsızsın. Hırsız. Ver bileziklerimi. Ver bileziklerimi, ver. Ben hırsız değilim. Ben bile almadım. Hadi bakayım. Ver dedim bileziklerimi sana. Ben bile almadım. Hırsızsın işte. Ver dedim sana. Anne. Utanmadan ağlıyor bile.
Nerede bilezikler? Cebine mi sakladın? Nerede? Anne, kızım. Anne. Çıkar. Aman. Bileziklerimi ver. Deniz. Hadi. Ver. Hadi. Hadi diyorum. Bırak çocuğunu. Dur bakalım. Tutunarak. Tabii ama. Ya. Siz şebekesiniz. Yaşı tutmadığı için çocuğa çaldırıyorsun. Sen de aşağıda bekliyorsun. Böylece kanundan kurtulmuş oluyorsunuz. Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Söyle. Bileziklerimi alması için gönderdin onu değil mi? Verin bileziklerimi. Ne bileziği? Neler saçmalıyorsunuz? Anne ben bir şey olmadım. Bilim. Bana bak. Sizin karşınızda enayi yok. Çaldığınız bileziklerimi çabuk çıkarın. Çıkarın dedim size. Anne. Bakın hanımefendi. Çocuğum öyle bir şey yapmaz. Yanılıyorsunuz. Hırsızlar. Hırsızlar. Gel gel. Hadi gidelim. Anne. Yavrum. Anne. Ver kızımı. Bileziklerimi getir çocuğunu al. Yavrum. Sus. Gel sesine. Bileziklerimi verirsen çocuğunu alırsın. Siz delirdiniz mi? Benim çocuğum yapmaz öyle şey. Ben onu bunu anlamam. Bileziklerimi bulun. Yoksa dünya bir araya gelse çocuğunu vermem. Anne. Hay Allah'ım, ne yapacağım şimdi? Anneciğim. Karakola gidelim. Polis versin kararı. Ne karakolu ya? Ben karakol marakol dinlemem. Getir bileziklerimi, al çocuğunu. Ayrıca karakoldakiler senin gibi bir temizlikçi parçasına mı inanacaklar? Yoksa benim gibi yıllarca elçiliklerde çalışmış entelektüel bir kadına mı? Allah'ım ne yapacağım ben? Bu kadın basbayağı iftira atıyor. Anne. Tamam, biraz param var. Anne. Sus. Bakın hanımefendi. Bilezik parasını getireceğim size. Ama çocuğuma dokunmayın. Şimdi geleceğim. Çocuğuma zarar vermeyin, tamam mı? Kaç bileziğiniz kayıp? İki. Tamam. Parasını getireceğim birazdan. Yavrum ağlama. Ben birazdan geleceğim. Tamam mı kızım? Allah'ım nedir bu başıma gelen? İnşallah param yeter. Gel bakayım sen benimle. Hırsızlar. Beni kandıracağınızı zannettiniz öyle mi? Getirmesini de göreyim. Buraya geldiğinizden beri gözüm tutmamıştı sizi. Küçük hırsız seni. Annen parayı getirene kadar bu evde hapissin. Gelsin annen. Sizi doğruca karakola teslim edecek. Hırsızlar sizi. Ha, bak bu arada bileziklerimin de arada kaynamasını istemem tabii. Şimdi polisi arıyorum. Annen buraya gelince bir bakacak. Karşısında polisler. Ne oldu? Sonra anlatırım. Allah Allah. Aa. Bileziklerin buradaymış. Çalmamışlar. Ah ben ne yaptım? Söylemiştim. Hırsız değiliz biz. Suçsuz yere bu masuma hırsız dedim. Vicdansızım ben. Vicdansız. Hakaret. Hakaret. Ne oldu teyze? Neyiniz var? Hasta kızım, mısınız? Kalbim. Hastayım ben. İlaçlarım. Öleceğim. Nerede teyze? Ben vereyim. Dolabı yandı. Öleceğim.
Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim, sağ ol. Beni ölümden kurtardın. Ne iyi kızsın sen. Canım benim. Canım kızım. Kapı. Git kapıyı aç. Bastonla aç. Bak, aynanın yanında. Kızım, iyi misin? Oh, yavrum, canım, annem. İyi misin? Kızım benim, canım. Al paranı. Kızıma iftira attın. Çocuğuma leke gelmesini istemiyorum. Benim çocuğum hırsız değil. Al, gözün doysun. Benim yavrum hırsız değil. Biliyorum. Bak, bilezikleri telefonun yanına koymuşum. Boşu boşuna günahınızı aldım. Size hırsız dedim. Çocuğuma niye iftira attın? Ne istedin bizden? Unutmuşum. Ben hasta bir kadınım. Özür dilerim. Hadi buradan gidelim yavrum. Durun. Gitmeyin. Gitmeyin lütfen. Yönetici bana her şeyi söyledi. Sizin nasıl yaşadığınızı, ne halde olduğunuzu biliyorum. Kusurumu affedin. Ben hasta bir kadınım. Bazen ne yaptığımı bilmiyorum. Hafızam gelip gelip gidiyor. Hatanızı affettirmeye mi çalışıyorsunuz? Sadece durumumu anlattım. Alın. Senelerdir yapayalnız yaşıyorum bu evde. Senelerdir bir kişi kapımı açmadı. Kimse gelmedi. Oğlum, kızım yurt dışında. Onları bekledim senelerdir. Ama ne gelen var ne giden. Gelmiyorlar. Torunlarımı bekledim. Arayıp sormuyorlar. Hiç gelmediler. Ağlıyorum. Yalvarıyorum. Geleceğiz zannediyorlar. Gelmiyorlar. Torunlarımı özledim diyorum. Gene gelmiyorlar. Biliyor musunuz? Evime yıllar sonra giren ilk insan sizsiniz. Neyse, özür dilerim. Beni affedin, olur mu? Bakar mısınız? Adınız neydi? Kerime. Kerime Hanım, benimle beraber kalır mısınız? Kızın ve sen. Bana can yoldaşlığı eder misiniz? Siz çok iyi bir insansınız. Çok iyi. Yalvarıyorum. Lütfen. Hastayım. Çok hastayım. Yardımcıya ihtiyacım var. Bildiğim kadarıyla sizin de eve ihtiyacınız var. Yukarıda kızınla birlikte yaşayacağın boş odalar var. Lütfen. Hem size aylık da veririm. Bir gün yalnız ölmekten korkuyorum. Lütfen. Teklifimi kabul edin. Orada daha rahat edeceğimizi düşünüyorum amca. Kadının kimsesi yok. Peki kızım. Kapım sana her zaman açık. Çekinme, tamam mı? Size epey yük oldum.
Hakkını helal et amca. Hakkını helal et yenge. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Hadi kızım. Oh be. Kurtuldum. Daha uzun sürmüştü. Neden bahsediyorsun anlamadım. Gelininin ahı çok çabuk gerçekleşti. Sokaklardasın. Ağlıyorsun. Öyle. Yeni gelinim. Oğlum da sesini çıkarmadı. Ah yerde kalmadım. O masumları, o günahsızları sokağa attığını görünce... Eden bulur demiştim. Ah yerde kalmadı. Ah yerde kalmaz. Sensin o. O geceki kadınsın. Ben de senin gibi yaptım. Günahını aldım gelinimin. İftira attım. Boşattım oğlumdan. Ah bu haldeyim işte. Sokaklardayım. Kendime acımıyorum. Yeter ki bu dünyada çekeyim cezamı. Bir helallik dileyemedim gelinimden. Çok aradım, bulamadım. Sarılıp özür dileyemedim. Hakkını helal et diyemedim. Yol yakınken sen yap. Bul onları. Af dile. Köle ol. Bağışlat kendini. Yoksa kara bir sıçan gibi sürünürsün. Sürünürsün. Ah yerde kalmıyor. Karnın aç mı? Bir lokma kuru ekmeğim vardı. Bul onları. Ayaklarına kapan. Affettir kendini. Yoksa... Kerime, gelinin burada mı? Kerime senin gelinin değil artık. Yapmadığını bırakmamışsın yeğenime. Ayaklarına kapanmaya geldim. Köpek gibi pişmanım.
Neye yarar? Ne olur Kerimem'le görüştürün beni. Ne olur. Onda bir şeyim kaldı. Eğer onu alamazsam almalıyım. Mutlaka almalıyım. Nerede Kerimem? Hop dedik. Ne o Şevki? Yolculuk mu var? Anne! Bak Şevki gidiyor. Senin bize bir zararın yoktu. Biz halimizden memnunduk. Senin gibi kocayı mumla arasam bulamam bir daha. İyi düşün. Anan gibi olma sonra. Hem nereye gideceksin? Konuşsana be adam. Eski karını arıyorsun değil mi? Körümeciğini. Çocuğunu da özledin. Onları bulmaya gideceksin herhalde. He? Eh, haklısın. Onlardan başka hiçbir şeyin kalmadı. Ben de olsam senin gibi yapardım. Kararlısın demek. Bizim senden alabileceğimiz bir şey kalmamış Şevki. Güle güle Şevki. Anca gidersin Şevki. Kaşıkları kaydı anneciğim. Hadi aç kapıyı bakalım. Kızım. Denizim. Torunum benim. Canım. Bir tanem. Oh. Öpmeyecek misin babaanneni? Babaannen seni çok özledi. Ne kadar büyümüşsün. Çok güzelsin. Kim geldi Deniz? Eski kaynanan Beril Hanım. Ne yüzle geldi bilmiyorum. Gelinim. Kerimem. Her şeyi söyleyebilir. Yaptıklarımı yüzüme vurabilirsin. Ben sana ne kötülükler yapmışım meğer. Kerimem, gelinim. Sana kalkan elim kırılsaydı. İftiranı yapan dilim kurusaydı. Ah kafam, ah. Ah. Olan oldu. Şimdi ne istiyorsun onu söyle. Yine huzurumu bozmaya geldiysen kapı orada. Ne söylesen. Ne de sen haklısın. Her şeyi yüzüme vursan bir şey diyemem artık. Buraya bir şey istemeye gelmedim. Af dilemeye, ayaklarına kapanmaya, helallik almaya geldim. Hanımefendi sizi de rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Ama gelinimle konuşmam lazım. Anlıyorum. Buyurun oturun. Buyurun. Teşekkür ederim. Beni evinize aldınız. Hanımefendi. Bir şeyin kıymeti elden çıkınca anlaşılıyormuş. Ben bindiği dalı kesen, uçan kanatlarını koparan bir zavallıyım. Kerime benim gelinimdi. Pişirdiği yenir. Diktiği giyilir. Elin bereketi olan gül gibi bir gelindi. Ama ben cadı bir kaynanayım. Kendi evlatlarının etini yiyen,
azgın bir hayvan. Oğlumdan boşattım. Kerime'yi yavrusuyla sokaklara attım. Oğlumu başkasıyla evlendirdim. Kerime'me ne yaptıysam başıma geldi. Eten bulur. Kimsenin ahı yerde kalmıyor. Şimdi sokaklardayım. Birkaç gün sonra öleceğim belki. Ölmeden, bu dünyadan ayrılmadan af dilemeye geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Helallik dilenmeye geldim. Gelinim, Kerime'm. İstersen beni ayaklarının altında çiğne. Kemiklerimi kır. Etimi kızgın demirlerle dağla. Biliyorum. Sana yaptıklarımın yanında az olur. Ama beni affet. Affet. Hakkını helal et. Helal et ki vicdanım rahatlasın. Hakkını helal et. Ne olur helal et. Öleceksem sokaklarda, kara bir sıçan gibi öleceksem, vicdanım rahat öleyim. Hakkını helal et kızım. Hakkını helal et Kerime'm. Allah'ından bunu demiştim. Ağlıyorum çünkü biliyorum. O büyük Allah, mazlumun, ezilenin, kötülük görenin yanında. Ağlıyorum. O zaman ettiğim duamın senin vicdanını titrettiğini gördüm ben. Ben şimdi daha huzurluyum. Belki sana teşekkür borcum bile var. Kızım, gelinim. Son bir kez kucaklayayım sizi. Gelinim, güzel gelinim. Beni affet. Kalabilirsin. Annem ve ben seni sokaklara göndermek istemeyiz.